sabahtan beri hakaret ediyor. Şimdi bak, bana dedi ki terörist bozumcusu dedi. Değerli arkadaşlar, siz Osmanlıca bilmiyor musunuz kardeşim? Maruf ne demek? Mektep medrese görmediniz mi siz? Gördüm, gördüm. Senin gördüğün 10 katını gördüm. Değerli arkadaşlar, sabahtan beri hakaret ediyor. Mesela bana İkili diyaloglarla bitiremeyiz. Böyle bir usulümüz de yok. Rica ediyorum. Şu süreyi baştan başlatır mısın Sayın Başkan? Başlatın. Şimdi diyor ki terörist bozumsuz diyor. Bunu söyleyen namussuzdur. Siz namussuzsunuz diyor. Süleyman Soylu. Sen teröristsin. Namussuzsun. Alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum ha. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum ha. Onu söyleyeyim. Bak nasıl ya. Daha sonra rahatladın. Daha sonra bunu uygun biçimde, uygun mevkilerde hesaplaşırız, bunu konuşuruz. Şimdi yargıda, yargıda. Yok, tehdit etmiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun sabahtan beri? Bak yargıda. Böyle yapma. Niye böyle yapıyorsun? Sabahtan beri benim konuşmalarıma ilişkin bir şey yapıyorsun sen. Niye böyle yapıyorsun? Hesaplayıp hakaret var. Hakaret ediyorsun çünkü. Ya siz bir susun değerli ya. Değerli arkadaşlar. Siz bir susun ya. Değerli arkadaşlar. Lütfen. Ya yürü git. Yürü git. Yürü git. Onu söyle. Davayı açacağız. Ben söyledim bunu. Ne hesaplaşacaksın? Git başına. Yürü git. Yürü git. Sen gibi mafya mıyız? Nereden hesaplaşacaksın? Bakalım ben gitmediyorsun sen. Ne dedi ya? Yargıda. Arkadaşlar. Edersem. Katıp var mı? Dava açacağız. Edersem bunu söylerim. Dava açacağız. Edersem bunu söylerim. Yürü. Yürü git. Bu laflar yeniliyor. Bu laflar değil. Dava açacağız. Bu kadar. Tamam o zaman. Otur yerine git. Hadi arkadaşlar hadi. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum. Süleyman Soylu. Senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden ayıp, de korkmam. Peştandan da korkmam. Ayıp, ayıp, ayıp. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde çektim ben. Yani bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Ya Fethi Bey. Yani şurada tutanakları bir de siz isteyin de. Bir de bakın tutanaklara. Bir bakın şu tutanaklara ya. Adam ne demiş bize? Bizim ettiğimiz tek bir hakaret yok şu tutanaklar. Bildiğiniz gibi bir aya aşkındır, bir aya aşkın Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri devam etti ve ardından 12 güne yakındır da Genel Kurul'da Plan Bütçe görüşmeleri devam etmektedir. Ve son gününe geldik. Tabii bu süre zarfında sert tartışmalar oldu, hatta kavgalar bile gerçekleşti. Fakat bütün bunların ötesinde özellikle 2018 bütçesinin görüşüldüğü döneme denk gelen büyük bir talihsizlik de yaşandı. Talihsizlik diyorum, yıllardır karşı karşıya kaldığımız darbeci ve inkarcı zihniyetin uygulamalarının bir benzerini de ne yazık ki burada yaşadık. Kürdistan sözcüğünün yasaklanmasıyla özellikle Kürt dilini, kültürünü, tarihini, coğrafyasını yok sayan 12 Eylül darbecilerinin konseptine tekrardan dönüldüğüne de tanıklık ettik. Değerli arkadaşlar, çoğunlukçu iktidar yaklaşımının demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temel taleplere ne kadar kapalı olduğunu, demokrasi ve özgürlüklerden ne kadar rahatsızlık duyduğunu da bu vesileyle görmüş olduk. Halk iradesinin tecelli etmesi gereken bir parlamentonun halkın temel taleplerine ve sorunlarına çözüm üretememesi, çözümden uzak bir yaklaşım ortaya koyması son derece üzüntü ve kaygı verici bir durumdur. Tekçi sistem ve egemenlikçi bir siyaset zihniyetiyle de karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekiyor.
tüm yürütülen tartışmalardan çıkardığımız bir sonuç da bunlar olmuştur. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin son gününde bütçenin toplumsal olarak neye tekabül ettiğini ifade etmekte fayda görüyorum. Demokratik toplumun olmazlarından biri ekonomik kaynakların kullanımına ilişkin olarak halkın söz sahibi oluşudur. İlk toplumsal sözleşmeden bu yana ekonomik varlıkların kullanımı konusu demokratik sistemlerin temel unsuru olarak kabul edilir. Aynı zamanda ekonomik kaynak kullanımının eşit bir dağılıma tabi tutulması da bir başka temel kabuldür. Eğer kaynak paylaşımında adalet varsa demokrasiden ve eşitlikten söz edilebilir. Bütçe hakkı olarak tanımlanan bu haklar ne yazık ki kapitalist sistemlerde de uygulanmamaktadır. Türkiye gibi kapitalizmi acımasızca uygulayan bir ülkede ise bütçe hakkının HES'inden bile ne yazık ki bahsedemiyoruz. 12 gün boyunca gerek kabinedeki bakanlar, gerek iktidar partisi ekonomide büyüme ve hedefler konusunda toplumsal gerçeklikle hiçbir şekilde örtüşmeyen hayali bir tablo sundular. İktidar sözcülerinin çizdiği pembe tabloya bakılırsa sanki açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun, sefaletin, sömürünün yaşandığı bir ülkede değil de bolluk ve refahın kol gezdiği zengin bir ülkede yaşıyoruz. Ama gerçeklik AK Parti'nin çizdiği sanal tablodaki gibi değil. Daha sözün başında ifade etmek gerekirse rakamsal olarak sunulan tabloların büyük çoğunluğu hayal ürünüdür. TÜİK eliyle yapılan hilelerden ibarettir. Gerçi bütün hilelere rağmen artık TÜİK bile siyasal iktidarın topluma sunmaya çalıştığı bu yalan hedefleri tutturamıyor. Deyim yerinde ise artık yalanda da bir istikrar tutturamıyorlar. Nitekim AKP'nin orta vadeli programda açıkladığı ekonomi paketlerinde hükümet yetkililerinin söylediği döviz kur hedefi, işsizlik rakamları, enflasyon, büyüme hedefleri gibi bütün hedefler bizim oraların deyimiyle fıs oldu. Yani boş çıktı. Emekçinin, dar gelirlinin, üreticinin, çiftçinin, esnafın yani halkın içinde olmadığı bu bütçeyle ve sanal büyüme rakamlarıyla topluma hayal satmanın çabası içerisinde olan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Bul parayı al, bul karayı al parayı misali bir bütçedir bu bütçe. İçinde halkı bulursanız parayı da bulursunuz. Eğer bu bütçe, bu iktidar halka umut ve güven verseydi bugün ve içinden geçtiğimiz günler itibariyle Nimet abla bayisinin önünde uzun piyango kuyrukları olmazdı. Gidin bakın, halk artık umudu nerede görüyor, yerinde tespit ediniz. Bu bir ülke için büyük bir talihsizliktir. Yani piyango iddia, şans oylarına bu kadar insanlar tevessül etmişse, bu kadar bunun üzerinden bir umut ve beklenti içerisine girmişlerse gerçekten bu acınacak ve üzülecek bir tablodur. Bu tablonun ciddi bir şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla toplumsal algıyı yönetmeye yönelik AK Parti'nin 15 yıldır başardığını sandığı en iyi iş olsa da aslında halkımızdaki tablo, halkımızdaki yansıması bu değildir.